Buradan sonra iki düğün daha vardı. Sonra doğrudan eve gidebilse ne güzel olurdu. Ne yazık ki yapamazdı. Gaziantep'li yazar Nilüfer Köylüoğlu 2 yıl önce yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden kızı için kaleme aldığı Veda isimli kitabını sevenleriyle buluşturdu. Bu yazmayla ilgili bir atölyeye katılmıştım. O atölyede farklı konularda, hiç düşünmediğim konularda yazılar yazmak söz konusu oldu. Benim için çok değişik bir deneyimdi. Ama güzel şeyler çıktı. Çok keyif aldığımı fark ettim yazı yazmaktan. Dolayısıyla sonuç bir kitaba gitti. Yani belli bir konu yok. Farklı farklı. Hatta içinde bir çocuksu masal dahi var. Ama kitabın şöyle bir özelliği var tabii. Bu kitabı kızımın anısına paylaştım. O yüzden benim için çok özel bir anlamı var. Kızım... Ama veda aslında bu bizim için, biliyor musun? Benim için biraz öyle oldu bu. Yazma atölyesine yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Matemin sonlandırılması ve matem süreciyle ilgili çalışmaların da yapıldığı bir şeydi. O sırada onunla ilgili yazdığım yazıda matem sürecine başka bir şekilde bakmaya başladım ve onun üzerine kitabı kızımın anısına armağan ettim. Onu sevgiyle yolladım ama kitap kızım için paylaştığım bir şey. Kitapta kaleme aldığı iki öyküyü de davetleri okuyan yazar Köylüoğlu duygu dolu anlar yaşadı. İhtişamlı mutlulukların pırıltılı aksesuarıydı o.